asla ben o kadarını bilmiyorum. Kız normal bir şekilde konuşuyor insanlarla. Bir saniye. Şimdi duruş yapan bir insan o şekilde kropota... 4-4 evet Esra Hanım şu an Edirne Uzunköprü'ye varamadık maalesef. Evet. Çünkü Celal Egemen tam Uzunköprü'ye varacağımız zaman tekrar bir telefon görüşmesi sağladık. Kendisinin bazı şartları olduğunu söyledi. İsterseniz bu şartları sıralayayım size. Şöyle bugün Caner, Celal Egemen'in komutan lakaplı bu pavyonun müzikolün sahibi bir adamı var, bir yakını var. Onunla iletişim kurduruyor ve gel Öznur'u teslim edelim dediler ama şartları vardı. Neydi o şartlar? Evet, Celali Bey ile görüştüğümüzde Esra Hanım, Celali Bey'in dediği şu, Celali Bey hakkındaki yapılan yayınların son bulması, Celali Bey'den özür dilenmesi ve o mekanda asla fuhuş yapılmadığını belirtmenizi istediler Esra Hanım. Kızı tek bir şartla serbest bırakırız. Eğer bunları yerine getirirseniz, bunları yerine getirirseniz Öznur Çoban'ı teslim edeceğini söylediler Esra. Şimdi sen buradan yola çıktığında Öznur'u teslim almak için yola çıktın ama senin önüne şartlar kondu. Evet. Esra Erol çıkacak, Celal Egemen'den özür dileyecek. Esra Hanım ilk gör... Evet. Esra Hanım ilk zaten telefon görüşmemizde şartlar yoktu. Biz evet. Hemen yola çıktık ama tam Uzunköprü'ye varacağımız zaman tekrar bir telefon bağlantısı sağladık kendisiyle. İkinci görüşmemizde söylediğim şartları yerine getirirseniz Öznur Çoban'ı teslim edeceklerini söylediler. O şartların ne olduğunu tekrar açıklar mısın? Evet, Celal Egemen hakkındaki bu yayınların son bulması, Celal'i Egemen'den özür dilenmesi ve o mekanda asla fuhuş yapılmadığını belirtmenizi istedi Esra Hanım. Yani kız kardeşi 8 yıldır kardeşini arıyor. Nerede olduğunu bilmiyordu. Bu müzikalde olduğu ortaya çıkıyor. O müzikalden ve o mekanın sahibinden kendi öz kız kardeşini yanına alabilmesi, ailenin sahip çıkabilmesi için şartlar sunuluyor. Bu şartlarda yayınlar son bulacak. Kendisinden özür dilenecek. Ve sonrasında Öznur Çoban aileye teslim edilecek. Şimdi bu yayın şartları. Bir de bunun hiç yayınla alakası olmayan aileler evlatlarını gidip bu tarzdaki yerlerden kurtarmak istediği şartları var. O şartlar neler? İşte senet, para ve borçlandırma gibi. Yani bu bataklardan bu kızların kurtulabilmesi her daim şarta bağlı. Peki bu kız kendi özgür iradesiyle burada ise niçin elini kolunu sallayarak oradan çıkamıyor? Niçin bu konuda mekan sahipleri baskı yapıyor ve şart koşuyor? Ben de bu soruyu soruyorum. Çünkü bir köle pazarı. Çok basit. Bir mekanda çalışıyor ve çıkıyor. Siz iş hayatında çalışmıyor musunuz? Sabah mesai saatiniz belli, sonrasında hayatınıza dönersiniz. Niye Öznur Çoban burada Celali Egemen ve tayfasının kontrolünde ve baskısında? Ve bu açıkça da aslında yapılan Caner Bey'le yapılan telefon görüşmesi kişinin serbest hareket etme iradesinin de ortadan kalktığının en somut göstergesi. Çünkü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda kişi bir yerden ayrılmak, bir yere gitme konusunda özgür iradesi saf dışı bırakılır. Siz eğer Öznur'u gelin teslim edelim, verelim lafını kullanıyorsanız o kişinin artık orada özgür iradesinin olmadığını anlıyoruz. Ben bu konuda sizinle yapılan bütün telefon görüşmelerinin ve yazışmalarında emniyete teslim edilmesini istiyorum. Demek ki Öznur Hanım'ın orada zaten aile ruhsal bakımından sağlıklı olmadığını iddia ediyor. Kaldı ki hürriyetinden yoksun kılma suçunun da nitelikli halidir. Ruh sağlığı bakımından sağlıklı olmayan bir bireyin bir yerde kalması noktasında ben veririm, ben teslim ederim. Siz kim oluyorsunuz, kimi kime teslim ediyorsunuz? İşveren bile olsanız bir işçiyi ben teslim ediyorum, alıyorum. Böyle bir lüksünüz yok. Şimdi Caner'le yapılan telefon görüşmesinde şu cümle de benim çok dikkatimi çekti. Sen bunları işte programa yaptır, kızı teslim edeceğim söz diyor karşı taraf. Görüşmede bir de şöyle söylüyor. Öbür türlü boşuna gelirsiniz buraya, size kızı teslim etmeyiz. Biz para pul hiçbir şey de istemiyoruz. Bu cümle kurulacak bir cümle. Bak para pul sizden hiçbir şey istemiyoruz. Sadece düzeltmeleri yapsınlar, kızı öyle teslim ederiz.
Allah şu yapılan görüşme bile ben emniyet güçlerine tekrar tekrar ihbarda bulunmak istiyorum. Bu görüşmenin çözümü de emniyet güçlerine verilecektir. Gerekenin bir an önce yapılmasını istiyorum. Bu kişinin rızası dışında burada tutulduğunun en somut göstergesidir bu.